Tabanımızda yani hakikaten çok güçlü bir tepki ve talep var. Biz kendimiz olmak istiyoruz. Kendimiz bu seçimlerde var olmak istiyoruz ve bu mücadelede güçlü bir şekilde bulunmak istiyoruz talebi. Tabii ki tabanımızın da talebi, evet. Kesinlikle bir yarış bekliyor. Yani hani böyle bir danışıklığı ya da hani arka plan birilerinin iddia ettiği gibi değil. Yani bir de şu algıyı da eleştirmek isterim. Yani düşüncem. CHP sizi ziyaret etti. Siz bunu kastetmediniz tabii ki. Bir lütuf. Hani açık görüştünüz. Bu dışarıda da çok soruluyor. CHP bizi ziyaret edecek tabii. Ya da diğer partiler. Yani biz mecliste, parlamentoda bütün partilerle birlikte çalışıyoruz. Eşit haklarla çalışıyoruz ve mücadele ediyoruz. Ve biz dediğim gibi üçüncü partiyiz ya. Bizden sonra olan partiler bu kadar etkili kendilerince figürlerken biz niye olmayalım? İmamoğlu'yla da, kurumla da, Kavuncu'yla da, diğer adaylarla da sonuna kadar yarışacağız. Yani İmamoğlu aman muhteşem bir belediyecilik yaptı, aman işte bizim ona eleştirilerimiz yok diye bir mesele yok. Yani İmamoğlu'nu eleştireceğimiz belediyecilik anlayışını da, Kürtlere yaklaşımını da, İstanbul'daki ötekileştirilenlere, yoksullara yönelik yaklaşımını da önümüzdeki günlerde zaten bunları ifade etmeye başlayacağım. Eleştirebileceğimiz yığınla alan var neticede. Yani dediğim gibi biz İmamoğlu kurum değil bizim derdimiz. Bizim derdimiz biz bu yarışta varız ve kazanmak için giriyoruz. Bizim kimseyle ittifakımız yok. İttifakımız olsa bunu açık yapardık zaten. İttifakımız yok. Esenyurt uzun süredir tartışılan bir merkez, bir ilçe. İstanbul'un en büyük ilçelerinden bir tanesi. Bizim partililerin de yoğun olduğu, diğer partilerin de olduğu ama bizim de çok ciddi partimizin güçlü olduğu yerlerden biri. Esenyurt'ta çok uzun süredir yani bir kent ortaklaşması olabilir mi? Uzlaşısı olabilir mi? Yani bu konuda çokça tartışma, değerlendirme, görüşme, ziyaret oldu. Yani hani bu bizim bu konuda da çalışan Yerel Yönetimler Komisyonumuz ve ilgili birimimiz bunu çalıştı. Esenyurt'ta odalardan tutalım derneklere kadar, vakıflara kadar, oradaki yaşayan yurttaşlara kadar genel eğilim, altını çizerek söylüyorum, kent uzlaşısının olması gerektiği yönünde bir eğilim gösteriyordu. Uzun görüşmeler sonucunda evet Esenyurt'ta bir uzlaşı sağlandı. Zaten resmi olarak biz de açıkladık kent uzlaşısının olduğunu. Sanırım Cumhuriyet Halk Partisi de açıklamış. Ve bugün son çalışmalar yapılıyor. Hani üzerinde çalışılıyor. Kaç isim işte olacak, belediye meclis üyelikleri ve diğer ayrıntılara ilişkin. Emin olun onu sormadım bile. Yani hani çünkü önemli olan bizim için orada heyetlerimizin hani ve o kent dinamiklerinin bu konuda ortaklaşması ve uzlaşıya onay vermesiydi. Bu onay çıktığı için yani Esenyurt özgünlüğünde sadece orada bir uzlaşı temelinde bu seçim yürüyecek. Yani bu konuda şüphesiz nispi de olsa, lokal de olsa eleştiriler var. Yani onun farkındayız neticede. Bize yönelik hani bu bize de ulaşılıyor partinin genel merkezi olarak ya da adaylar olarak bize de ulaşılıyor. Destek de var yoğun bir şekilde. Yani burada biz kazan kazan politikası üzerinden gidiyoruz. Yani bu kent uzlaşısında bizim değil halkın kazanması üzerinden gidiyoruz. Bu tepki ve eleştiride bulunan partililerimiz, yoldaşlarımız da önümüzdeki günlerde aslında bunun daha olumlu neticeler verdiğini göreceklerdir. Bunu aşacağız. Yani hani böyle çok büyük devasa tepkiler olduğunu ifade etmiyorum ama biz demokratik bir partiyiz ve biz de yani 14-28 Mayıs'tan sonra binlerce toplantı aldık. Hani halkın taleplerini, görüşlerini alabilmek, yolumuzu çizebilmek
yayabilmek açısından konferanslar yaptık. Hem illerde hem bölgelerde hem genel merkezde. Tek derdimiz vardı, yerinden yani tabandan tavana doğru bu yönetim aygıtını işletebilmek. Bu yönüyle Esenyurt'ta da yaklaşımımız da bir kent uzlaşısı, ikincisi kazanmak temelinde. Bu yönlü görüşmelerimiz devam ediyor hala. İşte oturup sadece biz işte yönetim aygıtımız şu projeleri hazırladık, bunu sunalım, bunları gerçekleştirecek gibi bir yaklaşım içinde değiliz. Biz bunu işin muhataplarıyla, taraflarıyla, bileşenleriyle tartışıp tabii ki bu konudaki projelerimizi paylaşacağız. Yani öngörülerimizi ve iddialarımızı, yapmak istediklerimizi paylaşacağız. Daha bugün ikinci gün kampanyamıza başladık ve seçim bildirgemizdeki çizdiğimiz hatta, yani mesela işte yerinden dönüşüm, örneğin kentsel dönüşüm dedikleri o büyük bir yıkım arkada bırakan, insanları mağdur eden, depremi gözetmeyen diyelim bir meselede bizim yaklaşımımız depremle ilgili şu anda İstanbul'un en büyük problemi, deprem riski ve geçmişte yaşadığımız depremlerden dolayı TMOP'la, şehir plancılarıyla, bu konuda çalışan sivil toplumla, deprem uzmanlarıyla çok geniş ve yaygın görüşmeler yapacağız. Şüphesiz elimizde öngörülerimiz, hazırlıklarımız var ama bunu aynı zamanda taraflarıyla birlikte tartışıp onların çözüm önerileriyle ortaklaşmak istiyoruz. Yani biz kentle ortaklaşıp projeleri açıklayacağız. Trafik meselesi örneğin. Yani herkes çıkar bir iddiada bulunur. İşte ben trafik sorununu metroyu yaparak çözeceğim. İşte Avrasya gibi işte tüp geçitlerle çözeceğim. İşte Yere Marmara gibi. Tamam, bunlar atılan adımlar. Faydası da var. Eksiği de var. Zararı da var, tartışılıyor. Bunu da yine kent dinamikleriyle birlikte tartışıyoruz. Yani şu anda henüz o aşamadayız ama önümüzdeki günlerde bu konuda görüşmelerimizi tamamladıktan sonra bunu kamuoyuyla da paylaşacağız. Yani İstanbul'da hakikaten demokratik bir belediyecilik, halkın sözünü dinleyen, katılımcı bir yöntemle bir belediyecilik anlayışını yerleştirmeyi hedefliyoruz. Kadınların kesinlikle sadece tırnak içinde söylüyorum, vitrinde sayıyla çok az, yani oran olarak olduğu kadın sorunlarından bir haber, bir yönetim değil. Yani kadının bizzat yönettiği, bizzat kadın meselelerine çözüm ürettiği, kadınların içinde olduğu bir anlayışla mesela belediye, demokratik belediyeciliği, kadın özgürlükçü paradigmamızı hayata geçireceğiz. Yine örneğin ana dille ilgili, Kürtlerle ilgili, yani şu anda benim aklımda kalan, çok kesin konuşmuyorum o yüzden, yani İmamoğlu Türk İstanbul'da ya ne yaptı Kürtlere, ne verdi? Tırnak içinde verdi diyorum. Bir tek şeyi hatırlıyorum. Dario Fo'nun bir Kürtçe oyunu vardı. Yasaklandı. İşte göstermelik, işte Pervin Çakar'ın, göstermelik derken Pervin Çakar'a atfen söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Yani iyi bir sanatçı. Burada konser verdi. Böyle birkaç istisna dışında, yani burada milyonlarca Kürt nüfusa yönelik ne adım attı? Mesela ihtiyaçlarına ne yanıt verdi? Kreş açmakla övünüyor İmamoğlu. İşte habire yeni kreşler de açtı galiba geçen hafta. Çok büyük propaganda yapıyor. Peki İstanbul'da yaşayan Kürtlerin çocukları o kreşlerde ana dilleriyle eğitim alabiliyorlar mı? Ya da muhatap bulabiliyorlar mı? Nerede? Yok. Ya da işte iki gün önce hepimizin canını yakan, hakikaten yüreğim yandı yani böyle. Bildiğimiz bir şey ama görünce daha çok etkileniyorsunuz. Bir annenin havaalanında dil bilmediği için, Kürtçe konuştuğu için mahsur kalması gibi. Ya da işte tiyatronun yasaklanması gibi. Tek cümle duyduk mu İstanbul Belediyesi'nden? Hayır, duymadık. Yani bu alanda kesinlikle burada Kürtler mi yaşıyor? Belediye hizmetlerinde Kürtçe de olacak. Kürt dili olacak. Burada Araplar mı yaşıyor? Onlara yönelik de olacak. Burada
başka dillerde, kimliklerde, inançlarda insanlar mı yaşıyor nüfus olarak diyelim? Hizmet alması gereken kesimler, onlar da bu hizmetlerden eşit yararlanma hakkına sahip. Yani belediyecilik anlayışımız hakikaten katılımcı, demokratik, yerinden ve tabii ki çok dilli. Sınırlı söylemiyorum, yalnız eksik bırakıyor olabilirim. Ve kadın özgürlükçü bir, ekolojik bir tabii ki yaklaşımla, doğaya, çevreye saygılı, bu konuda mesela onu da çalışacağız. Çevre örgütleriyle bir araya geleceğiz. Yani İstanbul'da Kanal İstanbul gibi ucube bir proje var. Yani buna tepkiler devasa oranda. En son Danıştay iptal etti imar planını, ama Kanal İstanbul demek mesela kuştan böceğe, börtüye, her şeyin yok olması demek. Tarımın yok olması demek, işte doğanın yok olması demek, insanların yerinden edilmesi demek. Bu meselelerde de tabii ki yaklaşımımız ve projelerimizi açıklayacağız. Ya güzel bir enerji vardı bu kadar yoğun bir çalışma temposu içinde, çünkü hepimiz alanlardan geldik. Hani İstanbul'da çok yoğun bir çalışma yürüttü. Fakat buna rağmen kilometrelerce yoldan gelip işte karşılanması heyetimizin, bizlerin gurur vericiydi, onur vericiydi ve tabii ki mutluluk vericiydi, yani onu söyleyeyim. Enerji çok yüksekti hatta. Belki de yoldan geldiğimiz için, Ankara'dan karayoluyla geldik, o enerjiyi hemen aldım yani. Böyle iyi geldi hakikaten. Sonra Arnavutköy'e gittik. İstanbul bilmediğim bir yer değil. Hani dediğim gibi bütün Türkiye'yi temsil ediyor İstanbul. Trafiğiyle, yoğunluğuyla, iş günü, yani bir de dün iş günüydü yani. Hani insanlar çalışıyorlar o saatte, nasıl gelsinler. İyi bir karşılamaydı ve biz artık dün itibariyle startı verdik. Bundan sonra çok daha yoğun çalışacağız. Her yere ulaşmaya çalışacağız. Ulaşamadığımız yerlerde sizler aracılığıyla ulaşmaya çalışacağız.